من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة 14. surenin 1. ayeti. Mealen, dünya hayatını ahirete tercih edenler. 31. ayetin işaretinin beyanında denilmiş ki, bu asrın bir asası şudur ki, bu zamanın, bu 20. asrın özelliği, Kur'an nazarında bir özelliği var. Kur'an nazarında her asırda, her asrın bir değeri var. Her asra bakan veçi, icazı, mucizeliği var ve dersi var. Bu asrı tarif nasıl ediyor bakalım? Biz nasıl tanıyoruz bu asrı cemiyeti? 104, Kastamonu Laikası 104. Bakalım Kur'an nasıl tarif ediyor? Yani o zaman ne işimiz yarayacak? Nasıl bir ortamdayız? Kur'an'ın nazarında nasıl bir ortamdayız? Bu asrın bir hassası şudur ki, hayat-ı dünyeviyi, hayat-ı bakiyeyi bilerek tercih ettiriyor. Yani anlamadım, kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki diyor, baştan alayım. Bu asrın özelliği, Kur'an'ın nazarında özelliği, senin böyle tabii küçük aklımıza göre küçük bir yerde, küçük bir yerde bakıyoruz. Nedir o? Mutfak, tuvalete takış. Bu yalnız bu. Küçük. Kur'an nazarına bakayım, bu asır nasıl bir asır? Hayat-ı dünyeviyi, hayat-ı baki bilerek tercih ettirir. Yani dünya hayatını ahirete tercih ettiriyor. Ahiret batıp gidiyor. Adamın hiç umurunda değil. Yani ömrü gidiyor. Bir de söylesem hiç. Ha, acayip bir şey. Yani sanki arabanın aküsünde plakalar dökülmüş. Şarja bağlarsın da şarj tutmaz ya. Desen de demesen de Kur'an'ın nazarında eşit. Diyor ki ayet-i kerimede Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hitaben ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ha korkutmuşsun, ha korkutmamışsın. Musabittir. Yani anlatmışsın veya anlatmamışsın. Aynı, anlatmayla anlat. Yani almıyor. Ceyran, ceyranı veriyorsun ama ceyran tutmuyor. Benim külliyatta şahsi tespitim var. Niye? Bu dersler, Kur'an'ın bu kadar ikazı, bu kadarın yanımızda akrabalarımız ölmesi, ahiretin kesin olması, olduğu halde bu kadar lakayt yaşamanın, insan nasıl dinden kopup bu kadar yaşıyor diye merak ettim. Sebeplerini birkaç tane şöyle buldum. Bu mevzuyla alakalı miktarını söyleyeyim. Bir, ana babanın sorumsuz ve ölçüsüz evlenme yapması. Birincisi bu. Yani haşir meydanında Allah Resulü'nün ifadesiyle çocuk diyecek ki bana niye afife bir anne buldun ya baba diyecek. Niye hafif, şahsiyetsiz bir anne buldun. Baba da diyecek ki veya tersi olacak ya anne bana niye böyle şahsiyetsiz, kimliksiz, kişiliksiz bir baba buldun. İkincisi, rahm-ı madere düşüş, düşme anı, düşme şekli. Çok acayip. Ulema her anı tek tek kitaplarında yazmış. Çok ilginç. Bir şey desem, ama yuvarlak geyip geçeceğim. Belki merak edenlerin ufku şu. Çünkü benim kitaptan tespitlerim çok gizli kalmış. Onların açığa çıkmasını da istediğim için söylüyorum.
Mesela bir tane. Özürlü kadınla, özürlüyken kocasıyla beraber olursa çocuk hunsa olur. Sormayın hunsa nedir? Çok acayip. İki dedik, o ailevi münasebetlerde şeytanın çocuğa ortak olması. Peygamberimiz öyle diyor. Peygamberimiz öyle diyor. Çocuğumuz ortak olur. Üçüncüsü, ailedeki yaşantı. Dördüncüsü, anne ve babanın dindar olmayışları. Beşincisi, çok mühim bir tane de o, gıdaların haram yedirilmesi. Beşincisi, giysiler. İnsanın fıtratı gelişmiyor. Yanlış uygulamalar. Altıncısı, cemiyeti, zemin, sokağı, sokağın farklılığı. Yedincisi, asrın deşikli olması. Sekizincisi ve dokuzuncusu, akrabalar münasebeti ve sevgiliyor. Ama ilk önemli, oradan belli geldi. Demek ki, anlatıyorsun, bu kadar ders dinliyor veya kitap okuyor, gene bildiğini okuyorsa, mutlaka bir yerde sorun var bunun ruhunda. Mesela elektrik prize kadar geldi, basıyorum diyor, ben yanmıyorum. Ampule baktım sağlam, o zaman prizle, anahtarla, ampul arasında bir sorun var. Bir sorun var. Peki, efendim, ana babanın şuraya kadar yaptıkları, çocuğun sorumsuzlukları, yani şeyleri, onu saymadım. Ama geçmişteki hayatından kendisi mesul değildir baba, ana babanın. Fakat varsa maddi imkanları, sadaka vererek kendi hakkında yapılan yanlışlıklar sadakayla tedavi olunabileceğini söyleniliyor. Mesela bir baraj var. Geliyor su durmuyor, akıyor deliklerde. Sadaka demek o barajın deliklerini tıkamaktır. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, malınızı zekatla, hastalıklarınızı sadaka ile tedavi ediniz. İlle maddi hastalık değil. Hayat-ı dünyeviye, hayat-ı bakiye bilerek tercih ettiriyor. Yani bilerek, ha, bak ahiretim gidiyor. Ya bunu yaparsam ahiret. Asıl diyor. Bilerek, severek tercih ettiriyor. Öyle bir asır. İrade bitmiş. Yani kırılacak bir cam parçasını neye benziyor dünyayı ahirete tercih etmek? Kırılacak cam parçasını, kırılacak ya sokaktaki çöplükteki cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur haline gelmiş. Bir elmas düşünün, yakut elmas, paha biçilmez bir şey. Çöp tenekesindeki kırık olan bir cam parçasına değiş tokuş yapabiliyor. Yani ne demek? Dünya çöp tenekesindeki cam parçası, ahiret ona göre elmas gibi. Ama bilerek ve severek tercih etti. Zaten öyle diyor. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Burada ehl-i imandır muhatap. Kafir değil. Kafire hitap eden ayet değil bu. Yani iman etmeyene dünya ahiret böyle bir meselesi yok. Yani ne yapayım? Diyor ki ehl-i iman dünyayı ahirete göre bilerek, severek tercih etmiş. Yani o zaman ya ben bu kadar ders dinliyorum, niçin etkilenmiyorum? O zaman mazime geç, ana babandan, ondan sonra bulu çağından sonra sen mutlaka bir yerde bir kopukluğun var. Tutmuyor. Bu kadar açık sana söylenildiği halde Ceyran tutmuyor. Yanlışlardan dolayı, saydığınız yanlışlardan dolayı o kişi mesul oluyor mu acaba? Şimdi Allah'ın şöyle bir adeti var. Hani şeyde de soruyorlar. Kutuplarda doğdu. İş dili duymadı. Pigmelerde, Amazonlarda doğdu. Duymadı. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَنْ رَسُولَ Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Ha, şu. Sana ne kadar nimet verildi? Ne kadar ikramlarda bulunuldu? Onlardan mesulsun. Anamın
ve babamın beni nikahsız olarak dünyaya getirmelerinden ben mesul değilim. Ama çocuk bunu bilirse, ben bu dersler bana niye tesir etmiyor? Mutlaka ana babamın bir şeyi var. Ve ondan sonra gençliğinde senin atan, o zaman daha çok adalete gireceksin. Yani Cenab-ı Hakk'ın adaleti şudur. Ne kadar ne verilmiş, ne yapabilirdi, ne yaptı, ne kadar bu yapabilirdi de yapamadı, yapamamasının sebebi ana babasıdır, cemiyettir, çevredir, arkadaştır vesaire. Hep bunlar hafifletici sebep. Ama hele hele bu ders ortamına girip de dersi duyduktan sonra lakayt kalmak, bunun özürü pek yok. Özür yok. Çünkü bilmiyordum diyemezsin. Diyemezsin. Çünkü haşir meydanında ey kulum ben size Türkiye'den bir insanla hizmet ettirmedim mi? Siz bir saat, iki saat bedava almana çalışır mısın? Yerde çalışır mısın? Yok. Bak bu dershaneyi açtırmadın mı? Sen hazır görmedin mi? Anlıyor musun? Kim kime 5 dakika 10 saat çalışacak? Gelmiş bir adam size dini anlatmadı mı? Para talep etmeden, hiçbir şey talep etmeden, hediye bile almadan. Çünkü Yasin suresine اِتَّقُوا مَنْ لَا يَسَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ sizden diyor hiçbir şey talep etmeyeni hidayete biz eriştirmişiz. Sizden hiçbir şey talep etmeyenin dinine, söylediğine ittiba edin diyor. Yani hizmetine mukabil bir şey istemeyene. Ayet-i Kerime meali. Biz diyor, niçin istemiyor, niçin buna ihtiyaç duyuyor? Duymuyor. Çünkü biz onun kalbini bizim nurumuzla doldurmuşuz. Hizmetine mukabil sizden bir şey talep etmiyor. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ Burada baki elmaslara bildiği halde dünyayı tercih ediyor. Şimdi tercih eden kişiler gerçekten biliyor mu baki elmas olduğunu? Biliyor, biliyor. Nerede oturuyorsun? Edirne'de. Kars'ta, Kars'taki peynir fiyatını biliyorsun. Nerede oturuyorsun? Hatay'da. Sinop'taki kiraların fiyatını biliyorsun. Bunu niye bilmiyor? Ha şu Allah'ın adaleti şudur yani. Biz bilmiyoruz ama. Bu adam ölçü şu. Adalet. Bu adam ne kadar duydu? Ne kadar duyabilirdi? Ne kadar duyduğuna lakay? Ne kadar duyduğuna ciddi? Ne kadar bu duyduklarıyla amel edebilir ve gayret daha yenisini öğrenirdi? Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kendini diyor. Duyduklarınızı bildiklerinizi amel ederseniz duymadıklarınızı bilmediğinizde öğretirim. Aklın alıyor mu bir insan senin dinine hizmet etsin karşılıksız? Nerede böyle bir şey denir? Bir böyle bir devir asr-ı saadette olmuş. Çünkü en dehşetli asır asr-ı saadetten önceydi. Bak, ashab-ı sufa vardı Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam. Öyle değil mi? Hayatını vakfeden 300-500 kişi, bazıları diyor, sizin hayatınız nerede gözüküyor? Asr-ı saadette var. Dini hayatı bilmedikleri için konuşuyor. Niçin bu fedailer çıkmış? Zıt zıttıyla tedavi olur. Zıt zıttıyla tedavi olur. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, günah işlediniz, hemen bir sevap yapın. Zıt zıttıyla tedavi. Şimdi asr-ı saadette Ebu Hüreyre radıyallahu anh bu demirbaş elemandı, vakıftı, bekardı. Peygamberimiz. Ha şimdi bir de Mehdi'nin zamanında olacak diyor. Bir de hayatını vakfeden bir cemaat. Hayatını hiç, çoluk çocuk, maddi ve hiçbir şey edinmemek. Sırf risale için dine hizmet edecek. Bir de Mehdi'de olacak diyor. Peygamber Hazreti Sıram. Hani ya Resulallah benzeyecek mi tam? Mehdi'nin dönemiyle benim benzeyecek ama bulanık olacak diyor. Bulanık su. Yani aşağı yuvar. Şimdi bu adam nasıl bilmiyor? Bir de bilerek düşmanlık yapanı hayal et. Biliyor. Aman ha. Bunu çıkartmayın. Bunu konuşturmayın. Bunu bulunmasın. Niye? İnsanlar uyanıyor. Bu nasıl bir ruhtur hayal edebiliyor musun? Peki baki elmaslar derken neyi kastediyor? Ahiret. Can parçası, dünya. Dünya işleri. Yani sonunun sonsuza göre hiç değeri var mı? Matematik biliyorsun.
x bölü sonsuz kaçtır? Sıfırdır. Hiçbir şey olmaz. Yani x, yani herhangi bir sayı istersen tiller ne olursa olsun, kaç ne kadar olursa da olur. Bölü sonsuz. Hiçbir değeri yoktur. Yani ahiret, ki bak ne diyor biliyor musun hadisi kutsi'de? Dünya bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Hadis bu. Hadis-i şerifin hali. Yani bak, dünya bütün şaşasıyla. Yani ahireti biraz açabilir miyiz? Ahiretteki kasıt dünyadan daha güzel ebedi bir hayat kastediliyor. Ebedi bir saadet hayatı. Saadetli. Evet. Huzurlu. Bütün isteklerinin yerine geleceği bir alem. Bir alem, bir dünya misali, bir yaşam yeri. Ona insanı tercih etti. Şimdi ahiret tabi 28. sözü okumak lazım. İşareteceğiz da ahireti mevzusunu okumak lazım da. Ahireti şöyle Peygamber Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. La rahadet fi dünya ile darul ahire. La şu la şu ahire. Cenab-ı Hak sahibi diyor. Dünya hayatı hayat değildir diyor ona göre. Ahirete göre. Evet, bak mesela cennetin hayatına göre bir gene hadiste şunu mukayese ediyor. Dünya küresi senin olsa hastalık, dert, sıkıntı, keder olmamak şartıyla hadis-i şerifi ben şimdi şey yapıyorum. Dünya küresi senin, 1000 sene yaşıyorsun fakat hastalık yok. Dişin bile ağrımıyor. Ve yaptığın lezzetlere de alışma yok. 1000 sene böyle bir dünya komple senin, ahiretin bir saatine denk gelmiyor. Şöyle bir misal vereyim. Mantığımız daha çalışsın. Ahirete göre dünya. Şimdi elimin gölgesi var. Bununla bunun arasındaki fark ne kadardır? Sonsuzdur. Niçin? Bu canlıdır. Bu gölge cansızdır. Bu buna muhtaçtır. En azından bu canlıdır. Bu cansızdır. Arasındaki fark sonsuzdur. Yani metre, litre ile kilometre ile ölçülmez. Ölü ile diri arasında mesafe, dünyevi ölçü yoktur. Bakın farkı görüyor musunuz? Bu duygulara sahip. Tuttuğunu anlar. Hayatı var, hisleri var, duyguları var. Bunda ya bunların hiçbirisi yok. Fark. Şimdi bir de bu gölgenin, şu gölgenin gölgesi olsa, bununla bunun arasındaki fark gibi, bununla da bunun arasındaki fark olsa, bir de onun gölgesi olsa, böyle 70.000 gölgenin gölgesinin 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 dünyadır. 70.000 geri git. Ahiret. Ne oldu? Lazım dediği gibi. Bilgisayar dedi ki ne var? Ne yok? Yoklar sayılmaz ki. Beyin durdu. Bilgisayar stop etti. Ne var ne yok? Bunun gibi oldu. Şimdi herkes kime sorulsa herkes bunu ister yani böyle bir ahireti. İster de peşinin müeccele bakmıyor. Hani sonra verini peşin nefes diyor ki bizde bir ne et parçası var. Beyin. Bak beyinde nefisin yapısı şey yapmış. Otorite olmuş. Hayalini şunu bunu duyguların tarif ediyor. Mesela bugünlerde onunla uğraşıyorum mesela. Nefs-i emmari iki şeyle toplanmış. Akrep ve yılan mesela. Akrep kördür. İster kördür. İstikbali görmez. Böyle. Peşine şey. Böyle bir de duymak istemiyor. Yani bu tür yerlerde ahireti, Allah anlatan yerleri duymak onu rahatsız ettiği için dinini hatırlattığı için onların olmasını istemiyor. Bir de böyle düşünüyor. Bir de böyle düşman oluyor. Aman yarabbim. Yani adeta şunu demek istiyor. Yani Allah'ı anlatılan bir yerde Allah anlatılmasın. Bu söz, yani bu davranış o demektir. Allah'ı anlatılan yerde susturmak, kapatmak, düşman olmak. Allah anlatılmasın. Düşün ki sen seni birisi anlatıyor.
hep seni konuşuyor sağda solda, memnun olursun. Oldun. Şimdi bir tanesi düşman olsa sana, seni de rahatsız eder. Şimdi düşün ki Cenab-ı Hakk'a ne kadar dokunur bu olay. Ya. Ama bu da La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. İmanın neresinde tabii. Onun için ayet-i kerimede diyor ki oku, yerinden okuyayım. Çok acayip. Bulursak koparma, burada koymuştuk. Koparmamışlarsa. İman edenler, iman ediniz. Ama işi koparmamışlar. Sûret-i Nisa 3. şey 4. sure 136. ayet. Ya eyyühellezine amenu. Ne demek? Ey iman edenler. Muhatap kim? İman edenler. İman edenler. Kafirin değil. Kul ya eyyühe kafirin değil. Aminu billah. Allah'a ve Resulihi ve kitabı lezi nezele ala Resulihi ve kitabı lezi enzele min kablu ilahir. Ey iman edenler. Allah'a ve peygamberine, peygamberlerine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. İmanda sebat gösteriniz. İman ediniz. Allah, ey iman edenler, Allah'a iman ediniz. Ne demek bu? Ey iman edenler, Allah'a iman. İmanını sorgula bakalım. İmanın ne vaziyette? Allah için dost mu oldun? Allah için düşman mı oldun? Neyse mevzumuza gidelim. Okuyun da işte 4. sure 136. ayet. Allah diyor. Ahirette göreceğiz bunları. Ha bu manzaralar hep an ve göreceğiz. Bunu duymadınız mı diyecek. Ve bir düsturluk böyle geçmiş. Bildiği halde dünyayı ahireti tercih etmek bir düstur haline geçmiş. Diğerini ahmak kabul ediliyor. Düstur. Herkes böyle yapmış. Kaydı olmuş. Ben de böyle yapmam lazım. Ahiret. İlk önce dünya. Sonra dünya. Sonra dünyaya yardım eden din. Bela ve musibet, dertler, kederler olduğu zaman, cenazemiz olduğu zaman ne yapacağız? Sıkıntı. Dünyamız rahatsız olacak. Tıkır tıkır oynayacak dünyamız. O zaman dünyamıza yardım eden din. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki nasıl bir uzvu insanı hastalansa, yaralansa, sair azâ vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de hırsı hayat ve hıfzı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat insaniyede derc edilen bir cihaz insaniye çok esbab ile yaralanmış. Sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikilerini onlara unutturmaya çalışıyor. Ne demek? Bir organ hastalansa, mesela dişini ağrıyor. Diğer organlar da ne yapar? İşini bırakıp bununla meşgul olur. İltihap var. Vücut artık savunmayı buraya yapıyor, yığına. Öyle değil mi? Bak, bir uzvu insan hastalansa ve yaralansa, sair ağza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Vücut onun imdadına koşuyor. Örnek veriyor. Öyle de hastalanan duygularımıza bak. Hırsı hayat. Hayat hırsı. Acayip. Ahtapot. Kanını yemiyor adam. Ahtapot gibi. Hırsı hayat. Ve hayatı muhafaza etmek. Hayatı kazanmak. Hani hayatın karşılıklarını kazanmak ve vazifatını bir de güzel yaşamak. Mesela. Bir tehlikem olsun. Mesela misal basit. Ya bir tehlik yok ya. Bir tehlik giyse falan. Bunun adına gider marketten terlik alıp en az yarım saatini alır. Bir terliğim yok diye yarım saat verir ona. Nama eza vakti gelir 10 dakika vermez. Gece yarısı çocuk ağladı, kadın kalkar. Altını temizler. Emzirir en az yarım saat alır. Ama biraz sonra ezan okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okumuş. Ne oldu? Şaka ama doğru bu. Eğer sen çocuğu sevdiğin kadar Allah'ı sevseydin namaza kalkardın. Fiil bu. Bir baklava yemek adına kaç saat veriyorsun? Kaç saat çalışman lazım? Çok ağır ama. Baklava kadar Allah sevilseydi, baklavayı elde etmek için verilen zaman, masraf kadar Allah'a da verilebilirdi. Bugün dünyamıza bakalım bugün sabahtan beri. Din namına Allah adına ne var yani? Hayatımızda ne olmuş? Ama menfaat adına, işkembe adına ve akıbeti hariç olacak şey adına neler? Yani hayatımıza dönüp bakmak lazım. Onun için ya eyyühellezine aminu, aminu billah. Ey iman edenler, Allah'a iman edin. Neler diyor. Ama bunlar yevme tıble selail. Her şeyin ortaya çıktığı zaman anlayacağız ama iş işte geçecek. Ne zaman? Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Hasan Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Ne Allah'ın rahmetine? Allah'ın gadabına mı kavuştu belli değil ama öyle diyoruz. Nereye kavuştuğunu kimse bilmiyor. Ya cenazesi ikinci namazından sonra cenazesi kaldıracak. Böyle da bitti. Tarih bitirdi. Bu tarih var ya tarih zaman. Ne kadar insanların adını sanını yok etti sildi. İmam-ı Gazali'yi silemedi. Bediüzzaman'ı silemedi. Ama onların zamanında yaşayan dev zenginler, hain ve zalim ve cebbarlar vardı. Değil mi? Bağdat'ta ne kadar zenginler vardı? Yok olmuş. 800 sene önce. Ama Geylani silinmiyor. Bir kaza varmış. Demek ki bir uzvu insanı organ yaralansa, hastalansa diğer organlar vazifesini bırakıp bunun imdadına koştuğu gibi insanın manevi duyguları, hisleri de arızalansa ondan sonra nedir onlar? Hayat hırsı. Hayat, o lazım. O lazım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama o lazım, o lazım, o lazım deyip hep bu lazımların peşine giden adam, ahirete bakmayan adam, lazımların lazımlığı olur. Lazımlık nedir biliyor musunuz? Çocukların altına koyarlardı. Hazreti Ali söylüyor, radıyallahu anh. Diyor ki, İmam Ali, Hazreti Ali, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la biliyorsunuz amcasının çocuğu, damadı. Diyor ki, kimin hayattaki yaşantısında gayesi, midesi ise onun değeri de çıktığı kadardır. Yani bir ağacın meyvesi, neticesi o ağaca değerini biçiyor. O ağaç o kadar değerlidir. O ağaçtan çıkan ağacın değerini belirler. Kimin hedefi neyse o hedefe göre insanın değeri olur. Kimin hedefi de mide ise onun neticesi, meyvesi de çıkandır. Kimin hedefi ve maksadı midesi ise onun değeri de çıktığı kadardır. Odur. Avusta diyor ki, kimin himmeti, milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Tek başına büyük millettir. Kimin himmeti, gayreti, maksadı benim Müslümanların, kardeşlerin batıyor, imanları gidip de feveran edip de cihat ortamına atılırsa, ile cihat silah değildir. Yani onların yardım etme, el uzatma, irşat etme, ikaz etme, ders yapma, kitap verme adına gayret etmesi o tektir ama aslında bir millettir. Çünkü Kur'an'da İbrahim tekti ama o bir ümmetti diyor Allah. İbrahim ümmetti diyor. Ümmeti Muhammed'i onu taşıyor. Hanif dininin mesili. İbrahim tek başına büyük bir ümmetti diyor. Cenab-ı Hak öyle diyor. Sonra bak.
hayatın lazımları peşinde. O lazım, bu lazım, bu lazım. Tamam, sonra kendi hayatı. Bana terlik lazım yarım saat. 10 dakika namaz yok. Sonra zevk hayat. Zevkleri. Zevklerinin peşine. Sonra talep ettiklerinin peşine. Hayatın zevki ve hayatın aşkı. Aşka hayat. Dünya cennet gibi böyle. Mesela eski sizin babalarınız yaptı. Siz de yapmayın. Para kazanma adına gelmişler buralara. Tamam. Efendim kazanır. Ama para adına karıyı da çalıştırmış. Çocuk kendi başına katmış. Kreşlere şuraya buraya buraya. 30 sene sonra onlara yansımış. Şahsiyetsiz, soysuz, kimliksiz bir nesil. Öyle değil mi? Bugün bana bir tanesi diyor ki, ya hocam bunu Türk lira olamaz dedim. Bak Türklerden de bu. Acayip. Batı şeyleri tasvir etmek, sahi zihniyle iddian ettiği için söylemiyorum. Ya. Nedir o? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, dünya çok büyük değildir diyor. Haykırdığınız, yaptıklarınız en fazla 30 sene sonra size yansıyacaktır diyor. Mesela böyle bir dağ düşünün. Ey! Dağ da ey! Gelir. Bazı da ey! Rasulullah. Ey! Gelir. Ha, bazı da 30 sene sonra geliyor. Yaptıklarınız 30 sene sonra sizin karşınıza potre gibi. Hocam! Çocuğum diskoda kurtulmuyor ya. Ben bir şey yapsak ya. Kıçına tutuşmuş şimdi. Onu düşünecektin. Zevkaya taşıyan ve fıtrat insaniyede derc edilen bir cihaz insaniye. Çok esbabı bile yaralanmış. İnsanın fıtratında derc edilen Latife-i Rabbaniye var. Latife-i Rabbaniye o bozuluyor. Yani manevi duyguların sultanı. O darbeleniyor. Her işlediğimiz günah, kafamıza giren her bir şüphe, soru, o iman hep darbe vuruyor. Sahil-i Letaifi'yi de kendisiyle meşgul edip, tabi diğer duygularını da kendisiyle meşgul ediyor. Sukut ettirmeye başlamış. Yani o Latife-i Rabbani'ye çöktüğü an, yani çatı çöktü. Artık burada halı mı kalır? Yağmur, toz, kar, kış, değil mi? Berbat eder. Dolayısıyla Latife-i Rabbaniye duygusu çöktüğü anda o latif, hani ulvi duygular, manevi mesuliyet duygusu, vicdan azabı, vicdani duygular çöktüğü zaman artık ne yaparsa yap. Hem nasıl ki bir cazibedar, neye benziyor? Bir örnek veriyor. Nasıl ki bir cazibedar, yani çekici, sefihane, sarhoşane, şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar, mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifeleri tatil ederek iştirak ediyorlar. Öyle de bu asırda, misali ben bir daha yapayım. Nasıl ki cazibeden, yani mesela kelebekler oluyor ampulün etrafında, ışık onlara cazibeden oluyor. Böyle kelebek gibi dönüyor yani, pervane, radyatör gibi. Cırup. Ha, sana diyor ki nurdur. Oysa nar oluyor ona. Cazibedar, sefihane, insanları aynı böyle çeken, pervane diyorlar o kelebeğe. Yani böyle ampul, cazibedar. Aynı ne kadar benziyor ampule, ne güzel benzetiyor. Çünkü günahlar daha çok gece işlenir, çünkü gece irade olmaz pek. Gece işlenen günahlar gündüz pişmanlık duyulur. Aynı günahları gündüz yapamazsınız. Çünkü Allah geceyi وَجَانَّ نَرْمَا اِكُمْ سُبَاتَ uyku olarak vermiş. İrade duygusu pek inkişaf etmediği için gece sanki tamamen balatalar yağlanmış, arabanın freni tutmayan bir arabaya benziyor. Gece her bir zaman zeminin ortamın insan üzerindeki tesiri var ya, karanlık. Onun için irade pek olmuyor. O duyguyu, o kanunu çok iyi kullanıyor ehli dalalet. Gidiyorlar tiyatro, sinema gibi şeyleri, tiyatro, kapalı, karanlık yerde oynatırlar ama sahneyi aydınlatırlar. O ki aydınlatacağın gündüzdür. Tavandan bir tane pencere aç, güneş ışığıyla yap, olmaz, zevk vermez. Güneş ışığıyla sen, çünkü karanlık ortamda güneş ışığı görmediği anda insanda duygu, irade pek çalışmıyor. Gece işlenir bunlar. Bütün günahlar çoğunlukla gece işlenir.
Neyse geçe girmek istemiyoruz da. Cazibedar. Cazip. Yani istemiyorsun ama o kadar cayıp ki pervane gibi çekiliyorsun. Sonra sebebi çekilmenin sebebi iyi arkadaş ortamına gitmedin. Kurtulmak istiyorsanız diyor, kurtulanlarla beraber oluruz. Setihane, yani afçak, sarhoşhane, şaşalı biri bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar, hatta kapalı hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Mesela benim karşımda İstanbul'da stadyum var. Bir bakıyorum 23 Nisan'larda, 19 Nisan'larda, Mayıs'larda vesairede böyle kapalı kadınlar veya işte bazen işte konser oluyor top sahasında. İkindi de giriyorlar bir de saat 11-12'lere kadar. O curcuna içinde. Namazmış, oruçmuş, ezanlarmış. Bak hakiki vazifeni tatil ederek iştirak ediyor. Tesettürle bakıyor. Cazibedar yani diğerlerinde hani konuşmuyoruz yani. Bu güya davasının adamıdır yani güya. Ona iştirak edip hakiki vazifelerini unutuyor. Öyle de aynı bir örnek gibi bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat içtimaiyesi, hayat içtimaiye ve kendi dünyası öyle dehşetli fakat cazibeli, öyle acayip dehşetli ki ahireti duman ediyor, tam tarumal ediyor. Hiçbir halet bırak ama cazibeli, acayip bir şey. Seni bozuyor ama çaktırmadan. Üfüre üfüre. Fare sırrın ayağını nasıl yer? Sırrı niye basmıyorsun? Farenin burnundan çıkan gaz ayağını üştürüyor sığırın. Ondan sonra yiyor. Sonra ta dibine gelince o zaman çekiyor. Oo sığır bu sefer. Aynı bizde de öyle. Kulak. Uyanıyor. Sonra öfürme geçtiği zaman ayette diyor. Fe'lu evkat. Fe'lu evkat ne demek biliyor musun? Helak suresinde yani ipe düğüm atarsın ya. Tümsek olur. Ehli dalalet ve sefihane, sefiler diyor. Düğmelere o ükte, o düğüm atılan öflerler. Mikrofon. Kablo. Düğüm attın. Biraz tümsek. Mikrofon. Ona üflerler, onlar da zıplar diyor. Çok acayip değil mi? Lazer mı desin, stüdyo? Diskotek mi? Mesela televizyon mu desin? Televizyonla size ne yapıyorlar biliyor musun? Bizi hayvanlaştırmışlar. Hürriyet gazetesinin kurucusu öyle demişti. Bu milleti hayvanlaştırmadıkça gitmeyeceğim buradan demişti. Bir insana hayvani muamele ne zaman yaparsın? Hayvanlaştıktan sonra yapabilirsin. Çünkü hayvan, hayvani muameleden anlamaz. İnsan hayvani muameleden anlar. İlk önce hayvanlaştıracaksın. Üfürüyorlar düğümlere. Böyle o kadın. Cenab-ı Hak ne güzel diyor. Çocuklarına sahip çık diyor. Sahip çıkacağım diyor şeytan. Bak öyle dehşetli fakat cazibeli. Ve elin fakat meraklı. Çok acayip. Elin, ele verici. Sıkıntılı bir ortam. Fakat ya öyle mi ya? Allah Allah. Ya nerede? O kadar meraklı. Bir vaziyette almış ki insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefs emaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerini düşürtürüyorlar. Yani nefs emare hakim oluyor. Nefs emarenin arkasına o ulvi duyguları, nefs emare emredici nefis. Diyor ki nefis şuraya git. Ölçüsüz tabii bu insan. Ölçü yok, kaydı yok. Niye gitmeyeyim? Ne yapayım? Git. Nefis ne istiyorsa ruhunu, kalbini, duygularını onun emrine vermiş. İstediği gibi şey yapmış. Yani yular takmış boğazına. İstediği yerde otlat duruyor. Ya. Peki nasıl oluyor bu? Arkadaşlar, çevre. Ortam. Ne kadar grubunuz yoksa, cemaatiniz yoksa, gidecek yeriniz yoksa, insan sosyal bir varlıktır. Gidecek yeriniz yoksa, gittiğiniz yer sokaktır. İster inan,
İsterler işe, ister işine gelsin, ister gelmesin. Bu böyledir. Gidecek yeriniz yoksa gittiğiniz yer sokaktır, cemiyettir. Cemiyette nasıl tip var? Bir, başıboş ve gayesiz bir gençlik var. Değil mi? Gaflet ve dalalet karanlıklarında bulunan insanlar var. Ümitsiz ve hedefsiz, şahsiyetsiz ve kimliksiz bir grup var. Sen de onun yanında bulunan böyle olacaksın. Bu böyle. Evet, hayat-ı dünyevinin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhreviye muhakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şeriye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damar insani o derece şirinka etmiş ki küçük bir ihtiyaç, adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuru diniyi terk eder. Ne dedi? Hayat-ı dünyevinin muhafazası için. Aman ha! Evimizde sıkıntı olmasın, paramızda şey olmasın, sorun olmasın. Yani dünya hayatının muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhrevi muhakkaten tercih edilmesine ruhsat işleri vardır. Yani ruhsat var dinde bazı şeyde. O da nerede? Zaruret varsa. Dindeki bazı tavizler. Nedir o zaruret? Dinde gene demiş ki Hukuk İslamiye Kanunu Mecelle'de 28. madde olsa gerek hatırladım kalle. Zaruret şudur. Hayat tehlikesi varsa mesela silahı dayadılar. Seyret lan şu televizyondaki şu filmi. Seyret. Silahı dayadı. Ha, etmesen de ölürsen şehit. Ama peki desin de seyretsen hayat tehlikesi var. Zaruretin bir tane tarafı bu. Hayat. İkinci zaruretin şey, bir organın itlafı. Elini kesecekler, gözünü çıkaracaklar. Bir organın yok edilmesinde muhatap olursan bunun adı zarurettir. Yoksa diyor, yalnız bir ihtiyaca binaen, lazım kardeşim ya. Niye lazım? Örgüsü var. Ölçün ne oldu herkes? Yani Allah ölçü yapılmadı. Tilakiliğe bak bak. Olur mu ya kardeşim? Ya bu zamanda lazım. Ya niye lazım? Niye lazım? Yani zorunluluk mu var? O kadar, yani o cihazı, o şeyi almak için bu kadar yavrun yanında bu kadar çalışmaya değer miydi? Sattı para mı vesaire? Yani işte ondan sonra sana onu elde etmek için dinde verdiğin tavizleri unuttun mu? Nelerden taviz istiyor senden? İstersen verme. Yalnız bir ihtiyaca yönel, helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Ruhsat yoktur. Zarurati tubuhul mahsurat. Yani zarara böyle olduğu zaman, ihtiyaç olduğu zaman ruhsat tamir edilir. Edilmez orada. Niye? Senin hislerine zarar var. Öyle ciddi bir zarar yok ki. Ciddi bir ihtiyaç yok. O damar insan yani halbuki bu asır o damar insanı o derece şirinka etmiş ki küçük bir ihtiyaç ve adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuri dini terk eder. Yani öyle acayip aşılamış ki bu cemiyet, öyle acayip kepaze yapmış ki bizi. Küçük bir dünyevi zarar olmasın diye ahiretimizin büyük bir zararını kale almıyoruz. Acayip bir şey. Peki abi bu toplumda Kutsafen gibi bir yerde yaşarken ahireti kaybetmeyecek şekilde bir hayat nasıl mümkün olabilir? Etrafta madem böyle günahlar var, dine ters olan şeyler var, etrafımızı sarmış, toplumda belki böyle bizi bir nevi böyle ona muhtaç ve mecbur bırakıyor. Yani evet, soracak olursa nasıl... Sevgili kardeşim, hüküm şudur. İslam'da imanını muhafaza edecek ilim, his ve onu muhafaza edecek ortam yoksa hicret ediniz diyor. Sen Türkiye'ye gitsen bile Allah Resulü kadar gene fakir olamazsın. Vefat ettiği zaman giydiği cübbeyi, el tanesini kefen yapmışlar. Ayağı kapansın diye önü çıkmış, kafa açık kalmış. Bir kısım sahabe demiş ki kafayı kapatalım, ayak açık kalmış. Hanginizin dolabında hemen gömlek sayısını söyleyebilir? Ha. Şimdi
din yaşanmayacak kadar çok zorsa, ki mümkün değil, burada öyle bir şey yok. Yani en zordan başlıyorum cevaba. Hicret ediniz, hicret etmektir. Bugün okuduğum hadisi Müslim'de geçiyor, birkaç yerde geçiyor. Diyor ki, günah ortamında mecbur, yani yapmak zorunda kalacak ortamlardansan diyor, hicret ediniz. Hicrette hayat vardır. Mesela evinde hakim değilsin, baban var, bilmem neleri var. Hakim, televizyonlu odadan berbat şeyler var. Geç televizyonsuz odaya, o da hicrettir. Ha, bu birincisi, hicret edeceksin. İkincisi, Koksafen gibi bir yerde cami var, medresi var, cemaat var, nur talebeleri var, Müslümanlar var. Ne olacaktı? Ondan sonra bir de dershane de az dahi olsa, dershane her gün açık, her gün açık, az dahi olsa vakıf geliyor. Hangi şehirde bu kadar büyük nimet var? Almanya'da düşünün bakalım. Ne özelliği var buranın? Bilmiyorum. Ben çözmüş değilim bunu. Niye bu kadar Cenab-ı Hak burada ikramlar etti? Bilmiyorum. Ha, şimdi burada çok güzel imkanlarınız var. Ama kafa yok. Nimeti kullanmıyoruz. Kafa yok, kafa. Yani hem dünyanızı hem de ahiretinizi devreye tutacak şekilde. Sen işten çık mı diyor sana? Bir şey ayarlanabilir hayat. Dersin ki al kitap oku. Ne var yani? Okusan ne olacak yani? Oku, okuma. Sen okusan okumadığında sanki benim defterim değilmiş. Ben senden ücret almaya gelmedim ki. Sen bak, ne diyoruz? Sana mesela bugün birileri geldi. Bremen'de. Bir şey verdi. Hocam borcum ne dedi? Borcun yok. Hocam bunu renkli çektin dedi. Olsun. Allah Allah. Alışmış ya. E nasıl olur ya? E nasıl oluyor işte? Alışmış ya kafası. Tak tak. Verdiyse verilecek. Ya fedakarlığına aklı almıyor ki mesela imamlık yaparken camide. Hocam diyor sen bana hediye almıyorsun ama teravih bize kıldırdın. Peki teravihimiz, namazımız kabul oldu mu diyor. Niçin bunu diyor? Ne demek yani o kadar acayip bir hep alıştırılmış ki para ve vefat. Tabii bunsuz olmaz. Sana bir şey okutacaksın değil mi hastaya? Para vermemiş, tesir etmezmiş. Tövbe estağfurullah. Ayeti ne yapmış? Bak bu ayet tesir etmiyormuş. Ayetin tesir etmesinin sebebi para alacaksın. Para alırsan ayet, ayet oluyor. Ayet oluyor. Yoksa değilmiş. Öyle oluyor. Para almasan, hocam kardeşim ben bu okumam ben meselim değil. Ben, yani işin değil. Ben okumam. Ben vaazım dedim de. Nurtalemişim dedim. Nasıl olmam demedim. Ben dedim sohbet hocasıyım. Ben hocam dedi bir kulezi bir Rabbini nasıl mı bilmiyorsun? Tamam iyi okuyayım. Okudum. Bir Arnavut. O da bir stajyon. Okuduk orada. İyidir. Gayet-i kürsü. Şunu da girdim. Borcum ne? Borcum yok. Tesir etmez hocam diyor ya. Al ki tesir etsin. Aslında diyor almazsan diyor bize zarardır. Alma bize iyilik yapacaksın. Çünkü tesir etmez. Bak kafasını nasıl batıl bidatlarla doldurmuşlar. Hasbunallah ve nimel ya. Bunların ona yaklaşmış, ben insanlaklaşmışım ya. Acayip acayip ne biçim insanlar, ne biçim mantıklar. Ya para almamış, Kur'an olmuyor. Peygamber alsaydı o zaman bayağı... Ya acayip bir şey ya. Şey olurdu, vallahi onlar para verenleri alsanlar ya. Allah, şu tur kalktı hocam. Hocam diyor, tesirip ya. Orada da öyle ya. Ulan ben size Risale'ni anlatıyorum, tamam. He hocam, çocuğum uyumuyor. Ay iyi, tamam. Ya ben bu işi değilim. Ama tamam hocam. Şu ders çok şey. Bir şey yok. Okudum. Hocam zarf koydu. Ne parası bu? Hocam tesir etsin diye. Oğlum hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbi ya Rabbi. Ya acayip bir şey ya. Bazen fazla anlıyor. Gerekçe olarak da bir ateşle bir ayet istene. Galile. Ucuza satma ayetini gösteriyor. Ya bana öyle yaptı da. Bir yerde Türkiye'de. Ulan dedim. Hocam gitti adam. Ya bundan bir arkadaş daha oturuyor arkadaşımız. Dedim bundan niye bu kadar para aldın dedim. Ne okudun ki sen? Fetih Suresi okudun. Tebarek okudun. Tamam. Dedim bu kadar para aldın. Allah'tan kork ya. Ulan 100 milyon para alınır mı? Şu an bir doktorun maliyesi 200-300 milyon. 20 milyondan fazla olan. 20 milyon bile çoktur. Allah'tan kork ya. 10-15 kişi geliyor sana. Ya dedi.
sen dedi bana diyor arkadaşım, sen hocasın dedi. Böyle ateşleri bir hayatı temelen kalemeyi bilmiyor musun? Değil mi? Biliyor musun? Meali, Cenab-ı Hak diyor ki, ayetlerimi ucuza satmayınız. Biz ucuz olur mu dedi ya? Onu kendi istediği şekilde kullanıyor. Yani dünyaya alet etmeyiniz. Ayetini tersine kullanıyor. Fesut, euzubillahimineşşeytan ve bilmem ne ismini sanırım. Şeytandan kaçtığım gibi senden de kaçıyorum dedi. Yani acayip bir şey. Neyse, bu ortamda bütün imkanlarınız var. Yok mu? Hicret edeceksin. Allah Resulü hicret etti. Devesi bile yoktu. Ebu Bekir verdi. Sen uçak paran vardır. Git simit sat. Şeyde, sirkecide. Getir ki dilini yaşa. Ama burada öyle değil. Be adam, cemaat var, dershane var, cami var, Müslümanlar var, Müslüman Türkler mahallesi var. Dinini bilen, bugün geldin de ben sana Kur'an mı öğretmedim? Akşama buradayım. Ben o kadar saat yatışta belli değil. Öyle mi? 4:30 dün akşam yatış. 4:30'da yatar mı adam? Keyfimizde değil ha. Kur'an da vurmadık ya. Niye? Allah için. Sizden ecir beklemeyenin dinine ittiba edin. Çünkü biz onu hidayetlendirmişiz diyor. Al işte istifade et. Sana bir şey mi demiş? Sana yok mu demiş? Ancak ha bu saat olmasa o yarım saat. Gel kardeşim. Her ne istersin. Geldiğinde sana ders bir sohbet bir şey vesaire. İmkanımız var demek istiyor. Şurayı da okuyayım. Yani yapmamamız demek ki imkan olmayışıyla ziyade nefsimiz. Nefsimiz. Nefis niçin? Ben bundan nasıl kurtulacağım? Hepinizde şu simada o soru soruluyor. Yani ben tamam hocam doğru ama hep dert imal ediyorsun. Derman nasıl kurtulacağım? Ha kurtulmaya zorlama kendini diyor. Kurtulamazsın. Ben de biliyorum. Ne yapacağım? Arkadaşını değiştir, ona gücün yeter. Plaja gitmeye gücün yeter. Plaja gittikten sonra bakmamaya gücün yetmez. Arkadaş grubuna gideyim mi gitmeyeyim mi? Gitmemeye gücün yeter. Ama o gruba girdikten sonra onların yaptıklarını yapmamaya bugün gücün yetse yarın yetmeyecek. Kahveye gideyim mi gitmeyeyim mi? Yürüyorum. Gücün yeter. Gidip de ben ya bulaşmıyor şu gücün yetmez. O ki gitmiyor, o kadar iradeli isen gitmemeye yetmesi lazımdı. O ki plaja girip de bakmamak kadar güçlü iraden var diye idiyse girmemede gücünü göstermesi lazım idi. Girmemeye gücü yetmeyen bir iradenin bakmamaya gücü yetmeyeceği kesin değil mi? Televizyonu açıp açmamaya gücü yetmeyenin açtıktan sonra bakmamaya yetmeyeceği kesindir. O zaman kardeşim şu dert imal etmiyoruz. Seni sıkıştırmıyoruz. Yani arkadaşını değiştir. Onları bırak demiyor. Değiştir. Yani derslere gel, kitap oku. Tekrar onlara git, onu da kurtar getir. Bırak demiyor. Hani uzak dur kısmen, uzak dur. Terk et demiyor bak. Uzak dur, derslere gel, yetişmeye çalış. Onlara da git getirmeye çalış. Ya var da bir çay içelim ya. Ya kahvenin bitişi değil mi burası? Yanımızdaki kahve. Acayip çok ilginç değil mi? Medresenin bitişi kahve. Kapılarımız bir. Ha diyeceksin ki ya burada çay içiyorduk. Tamam. Karşısında mezarlık. He abi. Ha karşısında mezarlık. Yan tarafı. Yan tarafı kilisine. Arkasında panayız. Panayız. Çok ilginç bir yer. Karşımız mezarlık. Bir sol tarafı kahve bitişi. Kahvede golları duyuyorum. Yani maşkarlar. Duyuyorum. Duvar aynı. Yani kapılarımız ama yan yana. Bilmiyorum. kardeşim ha burada çay içelim. Bir de burada içelim ya. Ne var ya? Ben çay mı yapmadım size? Hem de sizin gibi kanlı damıtılmış çay vermeyeceğim yani. Uyduruk çay. Çay kuru vereceğim size. Çay kuru. Neyse. Duvara kapatıyorum. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayatı cihazı bu asırda israfat ile, bu çok önemli, bu paragraf ve bitiyor. Bu çok ilginç, bak. Niye bu hale geldik? İnsaniyetin yaşamak damarı, insanın güzel yaşamak damarı, hıfz-ı hayat cihazı, yani kendi hayatını koruma, nefsi arzularını, isteklerini koruma. Ondan taviz vermiyor. Ya olmasın da bugün meyve. Olmaz. Olmaz. Bir tanesi yemek yiyoruz bir şeyde. Ya ben şimdi özür dilerim ama
Kağıt yok. Elim falan var. Hocam diyor, ona sofradayız. Hocam gidip hemen şuradan alayım. Ona olmasa ne olur lan? Ama olmaz ki hocam dedi. Şimdi cildi alıştırdı, silmek lazım. Lan bir şey olmaz dedim kardeşim, otur lan. Kağıtsız da yenir lan bu iş. Sonra yani hadi bir şey ya. Olmaz olmaz olmuş. Yok sayı. Yani hayatın en ufak detayını hıfzetmek. Ama ne? Tavuz yok. Dedim hadi namaz kılacağız dedim. Hocam dedi ben şimdi müsait değilim dedi. Ben dedi dolaşayım sigara içene kadar sen kırkene gelir. Bu asırda ne ile bu hale geldik? İsrafat ile, iktisatsızlık, kanaatsızlık, hırs yüzünden bereketin kalkması. Fakr-ı zarı, maişetin ziyadeleşmesi. Geçim derdi ziyadeleşmiş. Sebebi? Geçim derdi var ya geçim derdi. Niye geçim derdi var insanlarda? Sebebi şu. Bir, israf var. İki, iktisat yok. İktisat yok. Kanaat yok. Hep yok. Kadın mesela evden çıkarken erkeğe o yok. Yok. Bu da yok. Bu da yok. Şu da yok. Hep yok yok. Getir 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 getir. Kanaat yok. Neyse. Hırs yüzünden ne kalkmış? Bereket kalkmış. Hırs. El harisu haybul hasır. Hırs sebebi hasarettir. Hırs. Niçin? Bereket niye kalkmış? Onu aldın, bunu aldın. Her tarafa borç. Buraya kadar, kıtlarına kadar borç. Ondan sonra artık normal çalışma bile yetmiyor onu ödemeye. Tekrar mahrumiyete sebeptir. Mahrumiyet oldu. Evet. Yani yok olmasına sebebiyettir. Bu oldun ya. Ve fakr-ı zaruret maaşetin ziyadeleşmesiyle fakr-ı zaruret oldu. Maaşet geçim derdi zor olmuş. Yani aslında geçim dertliği yok diyor İmam-ı Geylani. İnsanlarda kanaat azdı. Kanaat olmadığından kendilerine onlar lazım imiş gibi talebi ve müşterisi olunca kendi üzerindeki nimetin farkında olmuyorlar. Fakirim diyorlar. O derece o damara yaralanmış ve şerait hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazar ve dikkati şu hayata celbedeydi. O derece nazar dikkati kendine celbetmiş ki etna bir hacat-ı hayatiyeyi büyük bir meseleyi dine tercih ettiriyor. Bu asrın bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı mucizül beyanın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Ve onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet ederler. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatle tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Baştan buradan alayım. Ehli dalalet, nazar-ı dikkatı reklamlarla, israflarla o şeye çeke 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 seni bombardıman altına tuta tuta o reklamlarla veya o şeylerle seni ihtiyaçlandırıyor. Sanki ihtiyaç imiş gibi. Artık onu almamak mümkün değil. O kesin ihtiyaçmış. Ehli dalalet nazarı oraya çeke çeke. Biliyor musunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahir zamanda gelecek Deccal'ın büyük sıfatlarından 28 tane sıfatları var 5. şurada. En büyük sıfatlarından bir tanesi de israfa alıştıracak diyor. İsrafa alıştıracak insanları, Müslümanları. Peki ne olacak? İsrafa insan alıştı mı? Bakın israfa insan alıştı mı? Gelir giderine denk getiremeyecek maaşını. Kazançları gelir giderine denk gelmeyecek. Denk gelmeyince israf da var. Artık dine zaman bulamayacak hale bırakır ve hep dünyaya çalışır. Hep dünyaya çalışır. Mesela öğretmen çıkar mesai yapar. Ona bakar, buna bakar. Değil mi? Onu alır, bunu alır. Her tarafta boştan kırtlar. Demek ki israf eden onun damına düşer. Yani tuzağına düşer. En büyük
tehlikelerden abi. Evet. Türkiye'de özellikle. Yani. İsraf eden Deccal'ın damına düşer. Tuzağına düşer. İsrafa alıştıracak israf. Ya. Ne kadar yemekleriniz çöpe gidiyor. Demek ki ehli dalalet nazar-ı dikkati şu hayata celbedeydi. Yani devamlı hep nazar oraya çeviriyor ehli dalalet. Lazım, lazım, lazım gibi böyle bang, bang, ümit. Kendini buraya ver. Kendinle meşgul. Bang, bang, hep bu. Bu sefer kendinde o duygular uyanıyor. O zaman onu terk etmeyi mümkün olmuyor gibi yapıyor. O derece nazar-ı dikkati kendine cevretmiş ki etme bir hacati dünyeviye. Etme küçük bir dünyevi bir iş veya bir talep, bir cihaz büyük bir meseleyi diniye tercih ettirir. Yani büyük bir meseleyi diniyeye, dini büyük bir meselesine tercih ettirir. Ve dini meselelerde de kulağını tıkıyor. Öyle. Ve gelen hakikatlar da orada duracak bir zemin bulamadığı için girer çıkar. Tın, tın. Ve işin garip tarafı da en garip tarafı kendisini şeytan ve nefis iyi zannettiriyor. Ben iyiyim. Benim neyim hani? Ben kimseye hocam diyor kötülüğüm yok ki dedi. Var tabii. En büyük kötülüğü yapıyorsun. Kime? Kendine. Sen en büyük kötülüğü kendine yapıyorsun. Başkasına ilk önce kendine yapıyorsun. Kendisine kötülük olduktan sonra başkasına kötülük yapar insan. İlk önce başkasına kötülük yapamaz. İlk önce kendisini tahrip ettikten sonra başka yeri tahrip eder. Kendine kötülük yapıyorsun, farkında değilsin. Kalbim temiz. Tabii, kalbim temizdir diyor. Oysa soba borusu gibi, soba borusunun dışı temiz, tertemiz, içi kurum. Değil mi? Zahirde bakarsan tertemiz. Ve hakikaten kalbi temiz. Kalbi pis olan yok ki. Gidin ameliyata gidin bakın tertemiz. Kan sıfır grubu RH pozitif. O zaman artık dostunu düşmanı tanıyamaz hale geliyor. Artık ne kadar da desen hissi müsait değil. Ya öyle olur mu? İşte dinin açık hadis şerifleri var. Çok ne görüyor. Uygulamasını da yapmış. Ya uygulamasını kendisi yapmış adeta. Şu diyor. Mustafa Hazretleri Mahkeme'de diyor ki sen bu adama Deccal dedin. Niye? Ben diyor 1908'de yazdım diyor 5. şuayı. Bakın 1908. Ondan sonra ama bir adam diyor karşıdan bir taş geliyor diyor. O taşa göre kafasını böyle tuttu, alnına vurdu, bang diye kırıldı. Adam diyor ki kafama niye taş attın? Hayır ben taş at. Ben o adam yokken taş atmışım diyor. Ta 1400 senede beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taş geliyor. Diyor ki bu taş diyor kime denk gelirse o Deccal'dır. Abi. O herkes böyle bakmış. O da bu kenarda bakabiliyor. Ama bir tanesi bu bakanlardan çıkmış. Böyle kafaya ayarlamış taşa göre kafasını. Kafası kırılmış. Şimdi taşın ne suçu var? Kendisi o ayara koymuş. Şimdi tabii bak herkes burada oturuyor. Ta asırlardan beri o taş geliyor. Asırlardan beri geliyor. Herkes o taşı bakıyor, gidiyor. Herkes oturuyor. Bu oturanların içinden bir tanesi çıktı, yok. Böyle taşa kendisini ayarladı. Vurdu. Ben ne yapayım diyor yani. Kendisini karşı taşa kafasını tutmuşsa. Yani niçin ben bunu söylüyorum? Dostumuzu, düşmanımızı tanıyamaz hale geliyor. Kanımızı, emeni dost zannediyoruz. Kanımızı, dilimizi, namusumuzu, şerefimizi kimliksiz, kişiliksiz bırakan insanlar bizim dost bizi kurtaramaz mı? Ha, acayip bir şey. İşte bu temel bu hastalıklarından bir tanesi değil mi? Ama bu dense de kabul edecek halet yok artık. O kadar altyapı dejener olmuş ki yani çimentoyu dökeceğiz harcı fakat kalıp yok demir. Demirle konmuş ama aşağı gidiyor. Yani beton atamıyoruz. Yok batak. Batak yani. Altyapı böyle oynak. Oynuyor. Yani bir sağlam zemin yok ki bina yapacaksın. Ne yapsın usta? Zemin yok. Zemin yok yani temele iniyorsun hep batak. İşte dedik ya o bataklığı nereden geliyor?
Ben merak etmiştim. Bu hunsa nasıl olur? Veya eşcinsel bir insan bu duyguya nasıl sahip olur? Eşcinsel duygusu nasıl olur? Merak etmiştim. Bak. Ta rahmu maderi annesi olmanın yanlış şeklinden olmuş. Allah Allah. Allah Allah. Resulallah. Başlangıçta küçük bir açı, ileride 10-15 20 sene sonra büyük bir yıkım teşkil ediyor. Büyük bir netice çıkıyor karşımıza. Büyük bir meseleyi dini tercih ettiriyor. Bu acip asır, bu acip hastalığına, bu acip asır, Adem Aleyhisselam'dan biliyor musunuz? Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş, bir daha gelmeyecek. Akşam namazından sonra bir de sabah namazında dua ediyoruz duvarı. Allahümme cinne minen nar var ya orada. Allahümme cinne min fitneti ahir zaman. O duaların komplesi peygamberlerin, her bir peygamberin duasının, öne çıkan duasının hulasasıymış o. Her bir Allahümme cinne min fitneti ahir zaman. Yani ya Rab ahir zaman fitnesinden sana sığınırım diyen kim biliyor musun? Kimdi? Adem Aleyhisselam. Yaşamadığı, yaşamayacağını bildiği halde torunları için, bizim için demiş. Allahümme cinne min Mesih-i Deccal ve Süfyan. O zaman Mesih ve Deccal'ın şeyine sana sığınırım diye kim? İkinci bir baba. Beşeriyetin ikinci bir babası. Dünyada sıfırlanmış, onunla tekrar başlamış hayat. Ahir zaman fitnesi ahir zaman fitnesi ne oluyor? Tabii yani. O kim o peygamber? İbrahim. İsa. Yok ve şeriat sıfırlanmış, yok olmuş. Nuh Aleyhisselam. İkinci baba kabul ediliyor. Çünkü o gemide olanlardı. Ahir zaman fitnesi işte Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar şu dönem gibi dinden uzak, dine küs, dine nefret ve dinsiz, namazsız, beynamazsız, dinden kopuk bir asır olmamış olmayacak. Adem Aleyhi, bilemez. Peki niye anlamıyoruz? Çünkü bu asırda doğduk, büyüdük anlayamıyoruz. Yani din desen bile hiç hava, hiç. Ha böyle bir haleti bu asır. Böyle bir asır gelmemiş, bir daha gelmeyecekmiş. Ahir zamanın ahir zamanındayız şimdi. Son bölümündeyiz. O da bitiyor. Böyle bir asır gelmemiş, bir daha gelmeyecek. Bak bir daha gelmeyecek. Adem Aleyhisselam. Peki acaba bu hadislerde ve peygamberlerin sığındığı, korkup da Allah'a sığındıkları asrın içinde miyiz? Evet. Niye anlamıyoruz onun dehşetini? Çünkü doğduk, büyüdük anlamıyoruz. Akvaryumun içindeki balık ıslaklığı bilemez. Neyi? Kuruluğu bilmiyor. Güneşin içinde olan meleğe desen ki bak Allah'a şükret yani. Bak ne soğuk var, sıcaktasın, ışık kesilmiyor, lamba kesilmiyor. Sıcakta olduğu halde sıcağı bilmez. Ne sıcağı der? Soğuk bilmiyor ki. Evet. Kur'an-ı mucizül beyanın, yani peki nasıl kurtulacağız? Bu acıp asrın, bu acıp hastalığına ve dehşetli marazına, hastalığına karşı Kur'an-ı mucizül beyanın tiryak misal ilaçların naşır olan insanı dayanır. Peki ne yapacağız? Ancak bu asırda asrın imamı ve müceddidi olan Risale-i Nur dayanabilir. Çünkü asrın eseridir. Niçin asrın eseridir? Çünkü Kur'an'ın, Peygamber Aleyhisselam buyuruyorlar, Kur'an'dan sonra kıyamete kadar kitap yok. Biliyoruz. Peygamberimizden sonra peygamber var mı? Yok. Hatemen Nebi. Peygamberimizden başka peygamber? Yok. Kur'an'dan sonraki Allah'ın kitabı? Yok. Cebrail Aleyhisselam inmeyecek bir daha. Peygamberimizden sonra bir daha yeryüzüne inmeyecek. Bitti. Ha. Peki her 100 senede bir müceddidi din gelecek diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Müceddidi din, dinin yenileyicisi. Her 100 senede bir müceddit geliyor. Yani nedir o? Kitap ve sünnet sabit. O asırda dejenere olmuş o asıra Kur'an ve sünnette lazım olan dersleri verecek bu. Yeni bir şey ihdas etmiyor. Ama o hakikatler sabit. Onu takdim ederken, verirken kullandıkları uslup ve ifade ve muamele farklı. Her 100 senede bir. İşte her 100 senede bir gelen mücedditlerden bir tanesi son.
son mücedid Risale-i Nur'dur. Ve Kur'an namına çıkmış, Kur'an'ın manevi bir tefsiridir. Ancak bu asırda o dayanabilir. Mücedid olduğuna delil koyma onu yere, koyma onu yere kaldır. Mücedid olduğuna delil yeni bir metottur. 100 sene, 200 sene önceki metot mücedid yeni bir metot değil. Hadis-i şerif uyuyor. Bak mücedid, cedid, yenileme, yeni bir metot, yeni usul. Ancak Risale-i Nur dayanabilir. Onun metin, onun hadiselere karşı hadi benden eyvallah demeyen talebeleri, koruyanlar, sarsılmaz, onun metin sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet ederler. Ancak onlar dayanır. Onların dayanmasıyla da avam-ı müminin imanı kurtulur. Onlar da ona bakarak arkasına yürürler. Öyleyse her şeyden evvel onun dersine girmeli, onun dersine girmeli, sadakatle, tam metanet ve ciddi ihlas, tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Ve aleyküm selam ustadım. Selam çünkü zaman zemin fark etmiyor. Allah'ın selam sıfatıdır. Yani demek ki her 100 senede bir mücedid-i din geliyor. Her 100 senede bir mücedid ne yapacak? Kur'an ve sünnet. Cemiyet, bak ikisi, bu ikisini birleştirecek imam. Kur'an cemiyete bakacak, bu cemiyete hastalığını tespit edecek. Bu hastalıklara Kur'an'ın ve hadisin ne cevapları var, onu veriyor. Bu zatların kitapları müfessirun değiller bunlar. Yani Fatiha'dan girip, Kulevzu bir Rabbinnas'tan çıkıp da tefsir yazmazlar elmalığı gibi. Bunlar müfessir değil. Kur'an'ı tefsir edenler değil. Muhaddis de değil. Ya asıl imamlar, Asfiyan'ın özelliği Fatiha'dan girip Kur'an'ın sonundan çıkarak tefsir etmek değil. Bu asıra, yani şu asıra, şu Kur'an'ın dersi nedir? Sırf onu verir. Mesela onlardan Mevlana Halid-i Bağdadi, Üstad'dan önce Mevlana Halid-i Bağdadi. Ondan önce imamlaştı. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali vesaire doğru gidiyor böyle. Her 100 senede bir müceddit. O zaman her 100 senede bir müceddit gönderdiğine göre Cenab-ı Hak hakimi mutlaktır. Abes iş yapmaz, israf etmez. Madem göndermiş, o zaman ne yapacağız? Zulümatı onun eserleriyle, onun hakikatleriyle, cemaatiyle dağıtıyor. Ki vaka da budur. Eski bir metotla olmaz. Mesela düşün ki 700 sene önceki bir metot. Veya şöyle değil metot. Daha yanlışılır. Bundan sonra kesiyor. Mesela hoca cemaata vaaz ediyor. Cemaate vaaz ederken şu önündeki cemaati kastederek vaaz eder. Cemaat daha gelmemiş, gelecekteki cemaatleri, burada bulunmayan cemaatleri kastederek vaaz eder mi? Geçmiş, ölmüş gitmiş insanları kastederek vaaz eder mi? Yok. Cemaati, imamın özeli cemaate vaaz edecek. Karşındakine cevap verecek. Peki bu dersi al bu paketi. Daha buna hitap eden paketi, bu cemaate hitap eden paketi al, gelecekteki nesle ver. Ya buna hitap edilmiş be kardeşim. Onlara hitap edilecek, başkası hitap edecek. Yani ona hitap edecek başka ders var yani. Çünkü ders, sohbet, yani kılıç diyor düşmanın özelliğine göre çekilir. Onun dersi başkadır. Mesela her bir ortamın dersi var. Mesela cenaze evinde bu ders olur mu? Yapmam. Camide bu ders olur mu? Yapmam, duymamışsınız da. Yapmamışım da cuma. Hani ortama göre yapar. Şimdi bu asrın insanına götürüyorsun İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin 400 sene önceki dersini. 600 sene önceki İmam-ı Gazali'nin dersini. 700 sene önce Nakşibend Hazretleri'nin dersini. Getiriyorsun 800 sene önce Geylani Hazretleri'nin dersini. Olur mu? Olmaz. Nedir o? O ki onların dersi her asırdadır. Kur'an niye her asırda değil? Kur'an varken niye o ki eser geliyor? O ki geçmiş asırdaki eserler her asra ilaçtır. Kur'an'da ilaç olması lazım. Kur'an zaten ilaç. Ha, öyle değil. O imamlar Allah'ın küfür üzerine çektiği kılıçtır. O imamlar o bulundukları asrı irşat etmeyle vazifelidir. Kur'an'ın hakikatını vermişler. O gelince onun hükmü kalkar. Neye benzer? İsa Aleyhisselam gelince Musa Aleyhisselam'ın hükmü kalkmıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelince İsa Aleyhisselam'ın hükmü kalkmıştır.
Ama inkar etmiyoruz kitabını. Değil mi? İsa Aleyhisselam'ın hakiki İncil'ini inkar etmiyoruz. İman etmeyle vazifeliyiz. Musa Aleyhisselam'ı peygamberimiz değildir ama peygamber olarak kabul ediyoruz. Ama onun kitabı bu asırda geçiyor mu? Geçmez. Ha İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de Risale-i Nur var ki asırda geçmez. Çünkü niye? Onun hükmü kalkmıştır. Onun hükmü o bulunduğu topluma ait. Ama bunu anlamakta insanlar zorluk çekiyor. O zaman okuduğumuz kitaplar bu asırda mı? Bu asırda geldi. Bu asırda geldi. Eğer bundan sonra bir asır daha dünyanın ömrü varsa bunun da hükmü bitecektir. Yani okunan kitaplar 300-400 senelik değil, asırdan gelmiş değil. Kitaplar değil. Çünkü muhataba hitap ediyoruz. E şimdi bu arkadaşım, bu cemaate bak ne diyorum mantığına hitap ediyorum. Bu cemaate ben konuşmayı yaparken bu cemaat hiç kale almıyorum. 600 sene sonra gelecek Mesih'le konuşuyorum. O kardeşim ancak vahidir, peygamberlere aittir. Asrın imamı şu, doğdu, öldü. Bu asrı irşat etmeyle vazifelidir. Ne geçiyor?